Merhaba arkadaşlar. Sabrıcan'ın 3. tur oyununun analiziyle sizlerle birlikteyim. Dün oynanan 2 turu kazandı Sabrıcan ve bu sabah 3. turda FM Cankut Emiroğlu ile eşleşti. Notasyon elime ulaştığı gibi analiz ettim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi oyuna geçelim. Beyazlar Sabrıcan, siyahlar Cankut Emiroğlu. E4, C6. Siyahlar tarafından karakon tercih edilmiş. Karakon açılışı tercih edilmiş. D4, D5. Zaten bunlar klasik karakon hamleleri. Şimdi burada beyazların çeşitli seçenekleri var. At C3, at D2 veya E5 gibi. Sabrıcan at C3 tercih etmiş. D çarpı E4. At çarpı E4. Ardından at D7. At D7 oynanmış siyahlar tarafından. Bu fazla gördüğüm bir açılış değil açıkçası. Karpov varyantı olarak geçiyormuş. Yani ben de buradan gördüm. Normalde burada fil F5, ardından at G3, fil G6, at F3 ya da H4 şeklinde bir ana devam yolu var bu varyantın. Yani açılışın, karakan açılışının. Fakat bu maçta at D7 ile Karpov varyantına girmiş siyahlar. Sabrıcan burada C3 oynamış. Bu hamleyi açıkçası ilk gördüğümde biraz anlamakta güçlük çektim. Hala çekiyorum hatta öyle diyeyim. Burada basit bir şekilde at F3 oynanabilirdi. Fil D3 oynanabilirdi. Ama herhalde yani Sabrıcan'ın psikolojisini de anlıyorum. Biraz dün gece de heyecanlıydı. Güçlü bir rakiple oynayacağı için. Rakibinin ne yapacağını biraz da beklemiş olabilir gibime geliyor. Hani taşlarını daha tam nerelerde değerlendireceğine karar vermemiş gibi geldi bana. Bu yüzden C3 hamlesi oynadığını düşünüyorum. At GF6. Tabi siyahlar E4'te bir atı olmasını istemiyor beyazların. At çarpı F6, at çarpı F6 ve fil C4. Şimdi dediğim gibi biraz önce C3 yerine fil C4 de oynanabilir miydi? Aslında at F3 orada gayet mantıklı duruyordu. Ama Sabrıcan C3'ü tercih etmiş. Burada siyahların hamlesi vezir C7. Bu hamle aslında biraz erken gibi gelebilir size. Yani bana da öyle gelmişti ilk baktığımda. Hani fil F5 gayet iyi bir hamleymiş gibi duruyor ilk başta aslında. Ama fil F5 oynamasına siyahların vezir B3 var ve hem F7 hem B7 aynı anda isteniyor. Bu yüzden bu fil yani şu fil oynanamıyor şu anda. Hatta şöyle göstereyim konumu. Bu fil oynanamıyor şu anda. E6 sürülebilirdi ama E6 da ya E6'yı sürdükten sonra bu fili bir yerde değerlendirmemiz gerekecek. Ve orada E6 varken orayı hani şu piyon yapısını fazla bozmak istemeyiz. O yüzden hani bir yerde B5 belki C5 B6 fil B7 şeklinde falan geliştirmek gerekecekti fili. Siyahlar böyle bir tercihte bulunmayıp şu anlık vezir C7 oynamış. Hani yapılabilecek bir geliştirme hamlesi olarak vezir C7'yi görmüş. Burada Sabrıcan at E2 oynamış. Şimdi at E2'nin amacını anlayabiliyorum aslında. Bu vezir C7 hamlesinin siyahlar için erken olduğunu düşünüyor ve fil F4 ile bu veziri buradan kaldırmak istiyor ve filini tempo ile çıkmak istiyor. At E2 ile de F4 karesini savunduğu için. Yani mantıksız bir hamleymiş gibi durmuyor at E2. En azından normal bir hamleymiş gibi duruyor. Vezir D3 belki oynanabilirdi. Neyse taşlarını hızlıca devam ediyor çıkmaya Sabrıcan. Fil F5. Şimdi biraz önceki konumdan bahsetmiştik. Hem B7'nin hem F7'nin istendiği durumda. Vezir B3 konumunda. Vezir C7 ile bir taraftan da B7 piyonu tutuldu. Böylece artık biraz önceki tehditler yok. Bu fil rahatlıkla gelişti. Fil F4. At E2'nin amacından zaten bahsetmiştik. Fil F4 ile bu erken vezir çıkışını biraz da cezalandırmış gibi oldu diyeceğim ama hani konumun gerektirdiği bir şey tamamen. Vezir D7.
At G3, fil tehdidi. Başta bahsettiğimiz ana varyanta benzer bir konuma geldi neredeyse aslında. At G3, at F3 falan demiştik. Hatta H4 fikirleri var demiştik. Fil G6, H4. Şimdi H5 ile bu fili düşürmek istiyor Sabrican. Siyahlar H6 ile H7'ye kaçmayı düşünüyor fili. Vezir E2. Siyahların artık E6 sürüşünü yapması gerektiğini düşündüren bir hamle. Daha doğrusu en basitinden şöyle diyeyim. Oyunda aletleri var şu an beyazın ve aktif sayılır. Hani filleri gayet iyi konumda. Atı da daha iyi konumda olabilir tabi ama hani tempoyla sonuçta böyle çıktı. Şimdi vezirini geliştirip büyük veya işte kısa veya uzun rok atıp gelişimini tamamlayıp daha sonra oyunun ilerleyen safhasına, orta oyuna geçmeye çalışacak. Oyun ortasına geçmeye çalışacak beyazlar. Siyahlar da tabii aynı şekilde. Ve vezir E2 gayet iyi bir hamle. Rok atılmamış olduğu için siyahlar tarafından gayet temiz duruyor. E6 da zaten öyle. Tamamen bu piyon yapısı şu an düzgün duruyor. H5, fil H7. Bunlar yani oynanmasa da olacak hamleler ama oynanmış. Hani beyazlar bir alan kazanmış diyebilir miyiz? Yani bilemiyorum tabii orasını. Hani diyebiliriz ama bir kazancı var mı bunun beyazlar için? Bence yok. Fil E5. Şimdi konuma bakarsak ki bu konumda durdurup ben biraz bakmıştım. Beyazlar gayet iyi duruyor. Yani siyahların taşları biraz daha şöyle göstereyim. Siyahların taşları biraz daha sıkışık. Şimdi bir an önce bu fili nereden değerlendireceğini karar verip rok atması lazım. O da tabii şu an iki tarafta birbirini böyle deniyormuş gibi bir havası var maçın. Hani böyle ne tarafa ne hangi kanada rok atılacak. Gerçi Sabrican H5 sürdü. H5 sürdü. Yani kısa rok atmayı düşünmüyordu herhalde. Ama siyahın da her iki tarafa da rok atabilme ihtimali var şu an. Tabii bu fil biraz tehlikeli. Hatta bu konumda biraz tehlikeli ama biraz daha taşlar geliştikten sonra tekrar bakılabilecek bir durum. Fil D6. Şimdi burası enteresan. Bu siyah için ya tabii ki siyahın düşüncesi şöyle bir durum. Fil D6 oynadığında fil çarpı D6, vezir çarpı D6'ya siyah diyor ki o ben hem sıkışık konumundan kurtuldum hem de E5'teki fil artık yok. Yani merkezde gayet kuvvetli olan E5 fili. Yani gidebileceği yani alan hakimiyetinin en fazla olduğu bölgelerden bir tanesi bu filin. Artık olmayacak dedi. Fakat burada tabii görmediği hamle demeyelim. Belki hatalı düşündüğü ya da yanlış yorumladığı hamle siyahın fil çarpı F6. Yani Sabrican da burada bunu yapmak istememiş. Onun kırıp kendisinin piyonunu aldığı varyanta da girmek istememiş. Onu da gösterebilirim. Yani beyazın herhangi bir hamlesine ne oynatabilirim? Gerçi kale D1 kötü durmuyor burada. Kale D1 olabilirmiş. Kırdı kırdı. Ama o zaman kırmayacaktı tabii. Siyah da bekleyecekti. Sabrican burada rakibinin her iki tarafa da rok atabilme ihtimalini bozmak istemiş ve fil çarpı F6 almış. Fil çarpı F6, G çarpı F6'ya artık siyahın kısa rok atabilme durumu pek yok. Yani eğer bir rok atılacaksa merkez açıldığı zaman uzun rok yani vezir kanadına rok atılacak. Burada Sabrican hafif üstün bu konumda. Yani beyazlar hafif üstün bir konumda ve hamle D5. D5 çok sert bir hamle. Onu gösterelim. Şimdi bu piyonla alamıyor çünkü açmaz söz konusu. Bu piyonla da alamıyor. Çünkü fil B5 ile bir şiş mevzusu var. Vezir kaybediyor siyahlar. O yüzden burada siyahların hamlesi neydi? Ne oynayabilir? Fil E7 oynayabilir. E5 oynayabilir. Tabii E5 oynasa kırmaya gene vezirle kıramıyor çünkü
biraz önceki şiş mevzusu var. Böyle olacak. Ve burada bir ayrık piyon daha yaratmış olacak. Tabii çok açık üstün bir durum yok. Sadece d5 hamlesi oynansaydı beyazlar için daha rahat bir konum olabilirdi. Şimdi buradan sonra biraz daha keskin bir maç olabilirdi. Öyle anlatayım. Uzun rok atılabilir burada. Yani beyazın biraz tempo olarak öne geçtiğini görebilirdik burada. Hem de konumu daha rahat olurdu. Burada bir duble. Burada bir ayrık piyon. Şimdi kısa tarafa rok atılmayacağı da belli beyazın. Yani belli dediğim burada bir piyon olmadığı için G hattında hani önü açık bir rok olacaktı o zaman. Şimdi uzun rok atılırsa da bu sefer fil A6 tehditleri. Tabi konum böyle kalmayacak belki uzun rok atıldığında ama gene de bu karenin boşluğu, bu hattın boşluğu siyah için bir sıkıntı olacaktı. Sabircan bu hamleyi görmemiş ya da tercih etmemiş diyeyim, bilemiyorum. Daha basit, hepimizin görebileceği at E4 hamlesi oynanmış. At E4 D6 atına bir baskı, F6 piyonuna bir baskı ki F6 piyonun duble ve zayıf olduğu görünüyor şu anda. Ve kendi atını da merkeze koymuş. Yani bu da kötü bir hamle değil ama D5 hamlesi daha böyle iyi bir hamleydi. Tabi şimdi siyahın çift fil üstünlüğü vardı fakat konuma da bakınca burada bir at, burada bir fil. Beyazın konumunun hafif üstün olduğu siyahlar tarafından da biliniyordur burada. Ve hemen fil çarpı E4 alınmış. Yani E4'teki atla H7'deki fil kırışılarak siyahlar da başına bir şey gelmeden bu konumu atlatmış oldu. Şimdi burada biraz önceki o dağınık konum, tabi D5'ten sonra biraz önceki dağınık konumdansa şimdi uzun rok siyahlar için mantıklı gözüküyor açıkçası. Ben de ilk konuma baktığımda dedim ki burada siyahlar uzun rok atsa elverişli. Yani elverişli dediğim oynanabilir bir konum iki taraf açısından da. Tabi burada siyah kuvvetli bir oyuncu ve F5 gibi bir hamle yapıyor ki bu hamle çok ince. Yani çok beğendim açıkçası. Şimdi direkt rok atılsa Sabrican da rok atacak falan. Gayet şey olacak. Hani normal bir konum. Ama burası bir zayıf ve duble olacak. Şimdi bu dubleyi bir tempoyla hemen değerlendirmiş siyahlar. Ve F5 sürerek hem veziri istiyor hem de şimdi beyazın beyaz fili var. Bu piyonları böyle beyaz karelere dizdiğinizde bu beyaz filin beyaz fil güçsüzleşiyor. Öyle diyeyim. Yani bu siyah fil şimdi şöyle gayet değerlendirilebilir bir konumda. Belki böyle. Gayet değerlendirilebilir bir konumda oldu. Hem de o dublenin zayıflığından kurtardı kendini. Tamam. Burayı da kesmeyeceğim. Koyayım. Neler çektiğimi anlayın. Ve o zayıflıktan kurtuldu dediğim gibi. O duble piyonun zayıflığından. Burada çünkü F6 piyonunu kimse tutmuyordu. Şimdi şöyle bir konum oldu. Vezir F3 ve uzun rok. Siyahın konumu gayet iyi. Yani gayet iyiden kasıt hani beyazdan iyi mi? Beyazdan iyi değil fakat iyi bir konum. Hani açılış atlatıldı. Rok atıldı. Bir duble piyonu var ama iyi bir konum. Beyazın konumu da gayet bir sıkıntısı yok ve uzun rok attı. Yani hemen hemen eşit bir oyun diyebilirim. Burada siyahlar beyaza bir atak arayışına girecek sanırım. Kale H-G8. Burada tabi burada piyonun G hattında siyahın piyonun olmamasından kaynaklı siyahlar açık hatta kalesini geliyor ve hani bu hat üzerinden bir şey arayacak. Burada tabi G3 oynanabilirdi. G3 çok şey duruyor. Basit ve düzgün bir hamleymiş gibi duruyor. Hani en azından bu yarı açık hattı tıkayacak bir hamle G3. Tabi bilmiyorum sonra ileride belki şöyle vezir dolaştırıp F4 hamlelerinden mi korktu Sabrican G3'e karşı? Şah B1 oynamış. Şah B8. İki taraf içinde hani uzun roktan sonra oynanan klasik hamleler. Bir de şimdi burada bir beyaz fil var. Burada bir siyah fil var. Yani rakibin şah çekeceği bir konumda kalmak istememiş şahlar. Kale H1. Bir ilk tur maçında olduğu gibi Sabrican gene merkez dikeylere getirdi kalelerini ve
Tabii şimdi E5 gibi bir şu an yoktu ama ileride E5 gibi bir hamleyi E5 sürmezdi sanırım siyah zaten bu duble yapısından dolayı. Ama gene de iyi bir hamle beyaz için. Hani yarı açık hatta geldi o da kalesini öyle anlatayım. Kale G4. Şimdi Sabrican G3 oynamadığı için buraya bir baskı olabilir. Diğer kaleyi de G8'e gelerek kaleleri yarı açık hatta çift dubleleyip çiftleyip buraya baskı yapabilir. Ya da bu piyonun diğer piyonlarla ve taşlarla olan bağlantısını kesip belki H5 piyonuna bir baskı yapabilir siyahlar. Şimdi G3 gelmiş. Hani biraz önce şah B1 oynamıştı. Şimdi G3 ile burayı tıkamış oldu. Kale DG8 gene biraz önce bahsettiğimiz şey oldu. Fakat eskisi kadar hani piyonu G2'de olsaydı daha etkili bir hamleydi. Fakat şu an o etkisi yok. File 2. Şimdi veziri açarak belki böyle belki E3 belki D3 açarak bu kaleyi isteyip aynı zamanda da H5 piyonuna baskı olursa onu engelleyecek. Engellemiş oldu bir taraftan. Vezir C7. Şimdi siyahın bütün taşları gördüğünüz gibi buraya bakıyor. Belki bir F4 arayışı da olabilir. Burada. Vezir D3. Kale istendi. Kale 4G5. Bu piyon istendi ama zaten bu fil tarafından tutuluyor. Ve fil F3. Fili bu diagonalde değerlendiriyor şu an Sabrıcan. Hem de bu piyonu tutuyor. Gayet iyi bir fil. Siyah için de hani tabii ki buraya bakıyor ama ne yapıyor derseniz bir şey yapmıyor diyebilirim. Çünkü şöyle bir duvar var karşısında ama ileride belki şah kanadındaki piyonları sürerek bir şey elde edebilir. Orada bir konum açabilir. Ama tabii biraz keskin bir varyant olur o zaman hani şah kanadındaki iki tarafta piyonları açarsa biraz ortalık karışabilir. Kale D8. Siyahlar kalesini geri döndü. Burada bir F4 hamlesi falan yapmak istemedi. Veya belki bilmiyorum G3'e bir vuruş düşündü mü ama baktığımda öyle bir şey görmemiştim. Vezir C4. Hani D3'ten vezirin C4'e koyarak ne sağladı derseniz. Yani biraz daha iyileşti veziri ama hani bu bir şey fark ettiriyor mu konumda çok emin değilim. Fil E7. Siyah da sanırım hem burası da bir yarı açık at. Kalesini buraya koyup değerlendirmek istedi. Hem de belki fil F6 ile filinin daha iyi olabileceğini düşündü. O da aynı şekilde şimdi file F6'ya koyup C5, B4 ve B5 gibi bir fikirler olabilir diye düşündü. Vezir B3, file F6, vezir C4. Şimdi Sabrıcan hamleleri tekrar ediyor çünkü maçtan sonra konuşma fırsatım da oldu. Hani siyahın bir hatanı göremedim ama kendi hatamı da çok göremiyorum demişti. Hani nereden zorlayabilirim çok göremiyorum demişti. Göremedim demişti daha doğrusu. Ben de bakınca hani burada bilgisayar analiziyle de baktığımda hani konum neredeyse eşit yani. Çok ufak üstünlükler var. Ve o üstünlükleri de hani insan yani insanın açıklayabilmesi biraz zor. Yani şimdi bu kaleyi belki daha iyi bir yere koyacak. Çünkü bu kale artık burada bir iş yapmıyor. Başka ne yapabilir? Kale D6 oynamış. Siyahlar. Neden oynamış? Herhalde bu kaleyi de şöyle bir şekilde arkasına gelip sonra C5 fikirlerini düşünüyor. Ya da E5 fikirlerini düşünüyor olabilir ama E5 fikri dediğim gibi bu duble piyon yapısından dolayı pek oynanabilir bir hamleymiş gibi gelmedi bana. Bakalım. Vezir B3. Sabrıcan gene aynı hamleyi yapıyor. Kale G8. Vezir C4. Kale GD8. Yani kaleyi dubleledi ama sonuçta burada bir piyon sürüşü bile olsa bir açmaz söz konusu değil. Yani bu kale iki taş tarafından savunuluyor ya da vezir B3 oynandığında üç taş tarafından savunuluyor. O yüzden hani bu piyonları kırmama ya da sürülmeme gibi bir durumu yok.
Ama gene de hani pozisyonu siyahın veya beyazın bir yerden zorlaması gerekiyorsa böyle bir şey yapılabilir. Yani buralarda konum gayet eşit duruyor açıkçası. Vezir B3, A6, Şah A1. Bu hamleyi de sordum Sabrican'a ama cevabını unuttum şu anda. Yani konumunu bozmak istemedi muhtemelen burada. Yani daha doğrusu tamam şimdi hatırladım. Vezir C4 oynadığında şimdi B5 oynanabilirmiş gibi geldi ona. Öyle demişti. Şimdi bu konumda artık herhalde rakibinin şah kanadındaki piyonları sürüp onun üstüne geleceğini düşünüyor. Bu yüzden şah A1 oynayıp vezir C4 oynayıp da B5 ile tempo kaybetmek yerine şah A1 oynuyor. Yani rakibine tempo ile B5 sürdürtmemek istemiş. D6'daki kaleyi D7'ye oynuyor siyahlar ve bu hamle ne yapıyor? Tabii D6'da kale daha mı zayıftı? Daha zayıftı diyelim. Hani burayı ve burayı savunması bir şey değiştiriyor mu kalenin? Emin değilim. Ama buraya gelerek belki bilemiyorum. Burada bir çok yani burada aslında şöyle neden yorumlayamıyorsun derseniz yani burada ne oynasa bir şey fark etmiyor neredeyse siyah. Yani burada herhangi bir hamleyi yaptırın bir şey fark etmiyor. Bunu da oynasa fark etmeyecekti. Belki bunu da oynasa fark etmeyecekti yani. Taşları sadece iyi bir konuma koyup, iyi yerlere koyup rakibin hatasını beklemek gibi bir durum var burada. Ben öyle görüyorum. Şah B1. Sabrıcan Şah A1, Şah B1 yaptı. File E7. File E7 ile ne yapıldı? Şimdi belki C5 sürüşlerini istiyor. Siyahlar. Ha, o olabilir. Şimdi C5 sürüşünü isteyince şöyle bir tehlike var. O yüzden belki bu kaleyi 7. yataya koyarak bir şeyler hani savunur gibi durdu en azından öyle diyeyim. Tabi bu vezir burada ama belki vezir de başka bir yere oynamayı hedefliyor. Vezir C4. Biraz önceki B5 fikri aslında şimdi var. Ha yok işte tamam şimdi oldu. Biraz önceki B5 fikri yok çünkü bu sefer C6 piyonu boşta kalmış oluyor. Vezir B6. Vezir B3. Bir vezir kırışı teklifi gelmiş Sabrıcan'dan. Ters renkte fil. İkişer kale. Vezirler de kırışıldığında gerçekten bayağı berabere bir konum olacak. Çünkü açık hat da yok açıkçası. Hani iki tarafında kalelerle zorlayabileceği böyle çok açık bir hat da yok. Hani biraz hatlar açılsa belki kalelerle kalelerin aktiflikleriyle alakalı bir konum olacak ama şu an öyle bir şey göremiyorum. Ki vezir C7 oynamış siyahlar. Bu vezir kırışından kaçınmış. Vezir C4. Bu vezir C4 vezir B3 hamlesi biraz fazla oynandı ama Sabrıcan konumundan gayet memnun herhalde. Rakibinin ne yapacağını merak ediyor. Şimdi fil F8. Fil F8 ne yapıyor? Burada çok emin değilim. Yani fili G7'den mi değerlendirmek istiyor? Gerçi fil F6'dan fil D7'ye döndüğünde de fil E7'ye döndüğünde de çok ne yaptığını anlayamamıştım. Fakat tabi burada ince manevralar var. Yani sanki karşılıklı birbirlerinden yani birbirlerinin hata yapmasını bekliyormuş gibi bir şeyler var. Hani konumda çok hafif üstünlükler var burada. Bilgisayar bile fazla bir üstünlük veremiyor. Yani en azından hafif üstünlükler de şöyle. Rakip tarafa bir hücum olması için bu konumlarda birinin bir şeylerden böyle feda etmesi gerekiyor bir şey. Yani ya feda etmesi derken illa bir taş fedası değil burada olay. Mesela şah kanadındaki piyonları sürmek atıyorum. Tabii şu bu konumda mümkün değil bu durumdan dolayı. Fakat şah kanadındaki piyonları sürüyorsunuz ve ne kaybediyorsunuz? Şahınızın güvenliğini kaybediyorsunuz. Hani şahınızın güvenliğini feda edip çünkü karşı tarafın da yani siz atak yaptığınızda karşı tarafta bir atak yapabilecek. Bunu iki tarafta feda etmek istemeyip birbirlerinden hata bekliyorlar. Vezir B3. Bu vezir C4 vezir B3 olayı çok oynandı tabii bu maçta. Şah A7 ne yapıyor?
Yani bilmiyorum. Belki bütün taşlar kırışılır bir varyant hesapladı orada siyahlar ve hani şahımın bir tempo merkeze daha yakın olması ya da bu tarafa daha yakın olması, şöyle pardon, şöyle daha hızlı çıkabilmesi önemli diye düşünmüş olabilir siyahlar. File 2. Burada file 2 hatalı bir hamleymiş gibi. Yani şöyle diyeyim. Burada şah A7 yerine, yani siyahlar hani bu bir hata bekliyor demiştim ya. Hani sürekli vezir B3, vezir C4 oynasa muhtemelen Sabrican bir sıkıntı olmayacak. En azından direkt beraber olacak konum. Fakat burada file 2 oynayınca siyahlara bir şey vardı. Daha önceden fikrini anlatmaya çalışmıştık aslında siyahların. C5 sürmeye çalışıyor gibi söylemiştik. Sonuçta bir yani konumu açarak bir şeyler elde etmek istemiş siyahlar. İstiyor siyahlar. File 2 de bu C5'e imkan veriyordu. Buna maçtan önce çok baktım açıkçası. Niye file 2'den önce, yani bu kadar vezir B3, vezir C4 oynanırken niye? Mesela şah A7 yerine niye C5 oynanmadı diye. Tabi hem şu olay var. Hani belki o konumdan biraz çekinmiş olabilir. Ama varyant o zaman şöyle gerçekleşiyor. C5'e karşılık D5 hamlesi var beyazın. Ve tabi şimdi E çarpı D5 alınmak istenmez siyahlar tarafından. Çünkü dublesi ayrık olacak. Yani o duble piyonuna yardımcı olan bir piyon olmayınca o piyonlar çok zayıf kalıyor. Buna karşılık siyahlar şöyle C4 gibi bir hamle yaparak veziri püskürtebilir. Vezir C2. Ve şimdi gene siyahların çok böyle ekstra bir hamlesini görmüyorum. Vezir B6'ydı sanırım. Vezir B6 hani F2 karesine bir baskı. Hani en azından en arkadaki piyon en saldırılabilir ve şu an sadece vezir tarafından savunulan bir piyon olduğu için olabilir. Ama burada sanki böyle biraz daha beyaz üstünmüş gibi oldu. Bilmiyorum. Yani en azından ben kendi gözümle baktığımda, tabii bilgisayar analiziyle de baktım ama kendi gözümle baktığımda sanki böyle beyazlarda hafif bir üstünlük varmış gibi geliyor bana. Ama o hani değerlendirilebilir bir şey mi? Bilmiyorum. Belki siz baktığınızda diyeceksiniz ki ya siyahlar üstün. İşte fil C5 koyacak. Buraya bir baskı olacak falan filan. İşte burayı onu da anlatayım ya. Bilgisayarın varyantını da anlatayım. Tabii çok insanın oynayabileceği bir varyant değil ama böyle şeyler kır kır diyor. Sabrican'ın bunu yapmayacağını biliyorum. Yani bu insan hamlesi değil. Bu dubleyi niye düzeltesiniz ama şöyle şeyler. A4. Şimdi genelde zayıf piyonlar, hani tamam savunması olmayan piyonlar zayıf ama bu konumda mesela çok fazla zayıf piyon yok. Tabi bunları filler tarafından tutuluyor falan ama vezirle tutulan piyonlar, yani şu ve şu, tekrar sadece onları işaretleyeyim. F2 ve E6 piyonları yani en zayıf piyonlar olabilir bu tahtadaki şu anda. Bu zaten geri kalmış bir piyon ama hani Sabrican'ın bunu geride bırakmak için belki fil G2, F4 falan sürmesi gerekecek. O zaman da G3'ü geride kalacak yani. G3'e E6 geride kalmış gibi olacak ama bu konumda sadece vezirle savunulan şu piyonlar zayıf. Bunlara bir atak olacak. Bilgisayar da böyle yapıyor. Hani dediğim gibi çok hafif hafif bir üstünlük var burada. A piyonunu feda edip E piyonunu alıp oradan buna bir atak istiyor. Ama tabii bunlar insanların kolay oynayabileceği hamleler değil. Ama dediğim gibi bunu siyahlar hesaplamış. Yani bu kadar ileri bir varyant hesapladığını düşünmüyorum kesinlikle ama yani biraz kötü konumda hissetmiş orada kendini. Yani burada C5, D5 gibi bir hamleyi gördükleri için hani beyazın hafif ya beyazın en azından karşı bir hamlesi olduğunu gördüğü için burada C5 oynamayıp şah A7 oynuyor. Fil E2'ye şimdi fil buraya bir savunma yapıyordu. Şimdi C5 sürüyor. Biraz önceki gibi bu hamle yok. Çünkü bu hamleye
1, 2, 3 ile savunuyor siyahlar. 1, 2 ile savunuyor beyazlar. O yüzden şimdi D5 hamlesi yok. C çarpı D5 almış Sabrican. D çarpı C5 almış Sabrican ki bu da iyi gözükmüyor. Neden iyi gözükmüyor? Şimdi bu fil gerçi biraz önce de bahsettiğim şey oldu. Hani fil çarpı C5. Oo ne oldu? Bu fil çok iyi. F2'ye baskı var. G3 falan bunlar zayıf kaldı şimdi. Doğru. Ama siyahlar aslında bir şey de feda etti burada. Şimdi bu C6'da piyon varken F3'teki fil bir piyon duvarına bakıyordu. Ama şimdi şu diagonali değerlendirebilir bir fil. Özür dilerim, tekrar yanlış oldu. Şu H1 A8 diagonalinin değerlendirilebilir bir beyaz fili var. Beyazların. G4. G4'ü tam anlayamadım. Yani burada F2 piyonu da boştu ama muhtemelen iki piyon birden düşüyor diye gördü. Hani iki piyon birden çok zayıf diye gördü. Ve rakibinin de zayıf olan dublesiyle bunu değişerek hani oradaki piyonları azaltıp belki bir berabereye doğru artık yavaştan gitmeye çalışıyor Sabrıcan. F çarpı G4, fil çarpı G4 ve fil çarpı F2. Şimdi bir piyon geride beyazlar. Kale çarpı D7, kale çarpı D7. Kale D1, kalelere de karışmak istedi. Muhtemelen kaleler kırışıldığı anda yani siyah kale çarpı D1, beyaz da kale çarpı D1 yaptığı anda ne olacak? Açık hat, yani bu E hattı vezirde kalacak. Beyaz vezirde kalacak. O yüzden beyaz vezir biraz daha üstün olacak fakat bir piyon üstün siyah taraf, siyahlar. Yani muhtemelen beraber olurdu o konum. Hani öyle bir şey istemedi siyahlar ve kale E7 oynadı. Bu daha mı iyi? Hiç zannetmiyorum. Yani ya bu kalenin iyi olma ihtimali yok herhalde. Şimdi bu kale çok daha iyi kaldı tabii ama. Kale kırışıldığında da bir berabere konum olacağı için siyahlar bunu istememiş. Vezir C2. File bir baskı var. Fil B6. Vezir D2. Şimdi açık hatta vezirinin ve kalesini dubleleyip rakibin hamlesini bekliyor açıkçası beyazlar. Ve bir taraftan da tabii H6 piyonuna bir istek var. Vezir G3. Yani siyah vezirin burada fazla da bir iş yapmadığını söylemiştik. Şimdi G3'e gelerek hem fil istedi hem daha böyle kabul edilebilir bir pozisyona geldi. Fil E2. Bu piyonların beyazda karede kalması bu siyah bu beyazın filinin çok da fazla yere gitmesini engelliyor aslında. Mesela normalde bunlar olmasaydı daha güzel yerlere konulabilirdi. Yani bu piyonların beyazda olması bu filin baskı yapabileceği anlamına gelmiyor her zaman. Bu piyonların bu fili kısıtladığı anlamına da geliyor. Vezir E3. Bir vezir kırışı istemiş şimdi siyahlar. Vezir çarpı E3, fil çarpı E3. İşte şimdi hani biraz önce kaleler kırışılsaydı, file fil kalınsaydı bu konum muhtemelen berabere olacaktı. Yani ters renkte fil oldukları için farklı karelere hakimler ve şahlar doğru konumda kaldığında fillerle boş hamle yapılarak berabere bir konum yaratılacaktı. Fil D3, F5, fil C4, E5. Buralarda çok fazla yorum yapmıyorum çünkü hani böyle normal hamlelermiş gibi buralar. Hani böyle ekstra bir düşünce var mı diye düşünmedim hiç. Kale D6. Şimdi kale D6 ile H6'ya bir istek var ama bu savunuyor zaten. Hani F4 sürülürse kale çarpı H6 alınır. Alacağım gibi oynamış bunu Sabrıcan. Kale G7. Şimdi burada şöyle bir durum var. Siyahın kalesi kötü. Yani kötü demek ne kadar doğru bilmiyorum ama sonuçta bu açık hatta ve daha aktif bir kalemiş gibi duruyor. Bu biraz daha pasif bir kale. O yüzden bir piyon önde olmasına rağmen bu piyonu bırakarak kale G7 oynuyor. Pardon, bu piyonu bırakarak değil. Bu piyonu zaten bu tutuyordu. Ama muhtemelen hani bu piyonu bırakıp
kalesini burada bu hatta aktifleştirip bu piyonları sürerek vezir çıkmaya çalışacak siyahlar. Maçın ilerisini bildiğim için biraz da şey oldu. Spoiler gibi oldu ama. Kale G6. Şimdi kale G6 çok basit bir fikir. Kale çarpı G6, H çarpı G6'ya vezir çıkmasına engel bir durum. Yani vezir çıkıyor direkt beyazlar. O yüzden kale D7 oynayarak şimdi açık D hattını kullanacak siyahlar. File E6. Bir çatal atmış durumda beyazlar. Fakat bunu şah temposuyla siyahlar geçiştirdi. Kale D2, şah B3. Tabi bunu şah temposuyla geçiştirdi fakat bu sefer de beyazların şahı biraz daha yani bir tempo daha ileride kaldı siyah şahtan. F4. Şimdi biraz yavaş yavaş biraz önceki konum yani biraz önce bahsettiğim konuma ulaşıldı. Bu piyonu vermek istemediği için sürdü siyahlar ve hani vezir çıkmasına 3 hamle var. Ama H6 piyonunu bıraktı. Sabircan bu piyonu almış. F3. Tabii ki vezir çıkmasını engellemek için kale F6 tek hamle. Burada tabii sorarsanız ne oynanabilirdi diye. Kale çarpı H6 tabii yanlış bir hamle. Herkesin oynayabileceği bir hamle ama bilgisayar fil G4 veriyor. Fil G4 de hani bu piyonların pardon bu piyonların sürüşünü engelleyebilecek bir hamle olarak iyi gözüküyor. Yani F3 sürdürmüyor en azından. İlk aşamada. Ama kale çarpı H6'da da hani çok büyük bir üstünlük farkı yok. F3. Kale F6. İşte burada bu fil G4 mevzusu ortaya çıkıyor. Burada hamle fil F4. Bu hani köprü kurma vaziyeti vardır. Kaleye kale piyon konumlarında falan. Böyle şahınızın önünü kapatırsınız, sürekli şahı engellersiniz kaleyle. Onu burada siyahlar fille yapabilme imkanına sahip. Yani fil F4 oynandığında şu anda kazanç mı yani daha büyük bir üstünlük diyeyim. Bilmiyorum tam oyun sonu kazanca çıkacak mı. Hani eksi belki de piyon üstünlüğünden dolayı eksi 1.2 falan veriyor burada ama siyahlar bunu hiç düşünmemiş. Belki düşündü ama gene berabere bir varyant buldu. Onu bilmiyorum. Fil F4'ü şu an bu piyonun sürülmesi daha basitmiş gibi geliyor. Belki böyle, böyle belki değişik, çok keskin şeyler var. Varyantlar var ama fil F4 oynansaydı siyahlar için daha rahat bir konum olurdu. F2 oynamış tabi. Bu biraz da psikolojik şimdi. F2 oynansa beyazların korkması lazım. Ki ben Sabrıcan'ın korktuğunu düşünüyordum. Sordum korkmadım işte dedi. Fakat F2 tabi F2 biraz bu fili kötüleştirdi mi? Kötüleştirmiş de olabilir. Tek hamle tabi flaş 3. Burada. F1 karesini şimdi hem bu hem fil hem kale tutuyor. Tabi burada düşünülmesi gereken bir şey var. Siyah aslında fil F4'ü bir taraftan da niye oynamalıydı? Şimdi bu piyon arasındaki ara çok açıldı. Yani şimdi bu buradan iki sürü iki tempo ile gelebilecek ama koruyabilecek. Bu şah da buraya 3 tempo ile gelebilir tabi bu kale burada olmasaydı. Kale D1. Şimdi burayı savunup hem de şöyle şeylerle piyonu alma fikri var. H6. Beyazlar da vezire çıkma niyetinde ama hani onun vezire çıkma, o piyonun vezire çıkmayacağı belli. Yani belki de Sabrıcan'ın burada aslında istediği hamle fil çarpı H6 gibi bir şey. Fil çarpı H6'ya direkt kale çarpı F2 ile daha kolay bir berabere yapmak istiyor burada. Fakat kale H1 ile bu piyonu kazanıyor siyahlar. Fil G2, kale H2, fil F1, fil çarpı H6. Şimdi 4 piyonu 3 piyon ve bu piyon F2 karesinde. Fakat şöyle bir şey var. Biraz önce bahsettiğim gibi hani bu şah buraya kolaylıkla geliyordu. Bu ve bunun arasındaki bu piyon ve bu piyonun arasındaki ara açıldı. Şimdi bu şahı
Kale D hattında olmadığı için daha kolay gelme şansı var sabırcının. Ve şah C2, E4, şah D1, E3, şah E2. Şimdi bu şah yardıma geldi. Ve hani ters renkte filde bahsettiğimiz olay, şahı doğru yere koyarsak bir piyon geride, hatta bazı konularda iki piyon geride bile olsa berabere durumları olabiliyor. Kale H1 oynanmış şah E2'den sonra. Kale F7, burada bu hamle güzel bir hamleymiş gibi duruyor. Yani amacını ben gördükten sonra güzel bir hamleymiş dedim. Tabi siyahın ne yapması lazım? Bu filini oynamış. Ne yapması lazım siyahın burada? Biraz düşünelim. Siyah olsak neler yapabiliriz diye. Şimdi fili oynayacağı çok bir yer yok. Buraları, buralar ve burası tutulmuş durumda. Belki böyle kale F1'i kale çarpı F1 ile bir konum yaratabilir mi diyeceğim ama siyah fil olduğu için beyaz kare üzerinde hiçbir hak iddia edemiyor. O yüzden hiçbir şekilde böyle vezire çıkma şansı yokmuş gibi şu anda. Fil G5 oynamış siyahlar. Ve burada güzel bir taktik hamleyle Sabrıcan maçı berabere olarak bitirmiş. Kale çarpı B7. Şah çarpı B7'den sonra fil G2 ile bir şah kare çatalı atarak, yani bu piyonu almasındaki amaç olmuş. Maçı berabere ilan ediyor. Burada tabi devamında ne olabilir? Sadece fili, yani şah. Burada maç bitiyor bu arada. Şurada beraber, burada 66. hamlede beyazın hamlesinden sonra maç berabere ilan ediliyor. Herhangi bir yere oynasın, tam öyle geride oynamasın. Şöyle oynasın. İşte kaleyi kıracak. Ardından işte bu piyonları şöyle düzgün bir konuma elde edip piyonlarla, ya da belki de bu piyonlarla bir tanesiyle şu piyonu kırışıp bu fili burada ileri geri yaparak rahatlıkla berabere ilan edebilir. Rahatlıkla berabere çıkarılabilir bu maç. O yüzden bunu daha fazla oynamamışlar ve beraber deyip kalkmışlar. Umarım sıkılmadınız. Ben açıkçası biraz sıkıldım. Her hamlenin amacını anlatmak çok zordu bu oyunda. Yani her hamlenin amacını da anlatamadığımı düşünüyorum ama biraz böyle çok da mantığı olmasa da hani böyle rakibi çok böyle enteresan manevralar vardı. Hani birinci tur maçı gibi değildi. Birinci tur maçında daha böyle taktik hamleler, daha böyle işte taş kırışları falan vardı. Bu maç biraz daha böyle konumsal geçmiş diyeyim. Hani daha üst düzey bir maç olmuş. Bakalım dördüncü tur maçının da notasyonu geldikten sonra eğer sizden istek olursa sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.